أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Aralarında bazıları verdikleri sözü yerine getirmiş, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Allah'ın sözü yücelip hakim olsun diye savaşırsa o Allah yolundadır. Kıymetli müminler, millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük zorluklar yaşıyoruz. Ağır imtihanlar yaşıyoruz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş hainlere, bizi tarihten silmek isteyenlere karşı mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi bugün de kadını, erkeği, genci, yaşlısı, milletimizin her bir ferdiyle bayrağımızı indirtmeyecek, ezanlarımızı dindirtmeyecek, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz. Bizleri başarılı kılacak olan Allah'a olan sağlam imanımızdır. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa sevdamızdır. Yüreğimizdeki şehitlik ve gazilik arzusudur. Bu öyle bir iman ve vatan aşkıdır ki Cenab-ı Hak bu aşkla şehit olanları şöyle müjdelemektedir. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında onlara mükafatlar verilecektir. Değerli müminler, Mehmetçiğimiz daima mazlumun yanında zalimin karşısındadır. Dünyanın iyiliği için cephede insanlık adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların yardımına koşmak için hazırdır. Mehmetçiğimiz de ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Batıl her zaman yıkılmaya mahkumdur. Ayetine iman ederek hakkın yanında batılın karşısında dimdik ayaktadır. Mehmetçiğimiz, gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman etmişseniz üstün olan sizlersiniz ayetine gönülden bağlanarak başarıdan başarıya koşmaktadır. Mehmetçiğimiz Peygamber Efendimizin ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad edin nebevi
çağrısına uyarak düşmanın hayasızca akınına dur demektedir. Aziz müminler, terörden bunalan coğrafyalara barış umudu tüketilmek istenen masumlara umut, huzuru bozulan mahzunlara huzur dağıtmak için sefere çıkan Mehmetçiğimiz dün hain bir saldırıya uğradı. Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabbim yaralılarımıza şifalar ihsan etsin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şu hususu unutmayalım ki bizi birlik yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça engel olamayacağımız hiçbir hain saldırı, kazanamayacağımız hiçbir zafer yoktur. Şüphesiz ki Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla hainlerin oyunları bozulacak. Dün olduğu gibi bugün de zafer Hakk'ın ve hakikatin yanında olan aziz milletimizin olacaktır. Kur'an'ın sözüyle yakında o topluluk yenilecek ve arkalarına dönüp kaçacaklar. Muhterem Müslümanlar, geliniz bu cuma vaktinde ellerimizi semaya, gönüllerimizi Rabbimize açalım. Hep birlikte Yüce Mevlamıza niyaz edelim. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin için ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselen ezanlarla müeyyed namın galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Allah'ım, kahraman ordumuza nusretini ve zaferini, cennet yurdumuza lütuf ve bereketini ikram eyle. Allah'ım, şehitlerimize merhametini, gazilerimize şifanı, milletimize şefkatini eksik etme ya Rabbi. Ezanımızı dindirtme, vatanımızı böldürtme, bayrağımızı indirtme, başımızı eğdirtme, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirtme. Ya Rabbi, birlik ve beraberliğimizi, sabır ve metanetimizi artır. Acılarımızı dindir, umudumuzu zafere eriştir ya Rabbi. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.